Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kart vizit programlama, kart viziti ekranda gösterme projemizden beraberiz. Yaptığımız bu projede oluşturduğumuz kart vizitleri frame'lerde, karelerde, fotoğrafları ekleyerek ekranda gösterilmesini sağlayacağız. Böylece kullanıcılar kişi hakkında daha çok bilgi sahibi olabilecekler. Kart vizitlerin ne olduğunu kısaca hatırlayacak olursanız yani hepinizin bildiği üzere üzerinde bilgilerin yazılı olduğu, bir de kişinin bir profil fotoğrafının olduğu ufak kartlara deniyor. Bunu cebine çıkartırız, takdim ederiz. Biz bu kartları şu anda ekranda göstereceğiz arkadaşlar. Fotoğraflara, frame'lere, kamerada okuduğumuz yüz tanıma projelerimizde kullandığımız frame'leri ekleyeceğiz. Şimdi ufaktan kodlamamıza geçelim. Evet arkadaşlar, kodlamamız için kart vizit oluştur pay dosyası oluşturdum burada. Bunu edit ve title'ımız ile açalım. Bunu kenara alalım. Bir de oluşturmak istediğimiz kart viziti şöyle bilgi eksimizden beraber kenara koyalım. Kart vizit oluşturumuzu buraya yerleştirelim. Şimdi arkadaşlar yapmak istediğimiz şey burada yazan 5 bilgiyi kart vizitin içinde ekranda göstermek. Bir de kişinin ait olduğu profil fotoğrafı var. Onu ekranda göstermek istiyoruz. Burada görmüş olduğumuz kart viziti oluşturmak gibi bir hedefimiz var. Şimdi bunu programlayalım. İlk başta dahil edeceğimiz kütüphanemiz. Hemen bir saniye. Tabii ki de OpenCV kütüphanemiz import CV2 yazarak ben devam ediyorum. Daha sonrasında import NumPy, SNIP yazıyorum. Bildiğiniz üzere liste işlemlerini hızlı yapmamıza ve birçok kolaylık sağlayan fonksiyona sahipti. Beraberinde dosyalarımızı, yazdığımız resimleri ve oluşturduğumuz resimleri daha net, daha detaylı inceleyebilmek için matplotlib kütüphanesine ihtiyacımız var arkadaşlar. SPLT diyelim. Matplotlib kütüphanesinde ise oluşturduğumuz resimleri daha hızlı, daha güzel bir şekilde detaylı inceleyebiliyorduk. Şimdi definition ile bir tane fonksiyon tanımlayalım. Diyelim ki kartvizit oluştur diyelim. Kartvizit oluştur fonksiyonun içine bir tane fotoğraf alsın. Kişi fotoğrafı alsın. Şimdi fotoğrafımız bu büyük fotoğrafımız. Kişi fotoğrafımız ise şuraya koyacağımız kişisel yani biyometrik fotoğraf olabilir. Kişinin çektiği bir fotoğraftır. Bir de genel olarak bilgilere ihtiyacımız var. Şöyle diyelim. Bilgiler diyelim. Bu bilgilerde şurada yazan 5 bilgiyi kastediyor arkadaşlar. Kartvizitin nereye ekleneceğini, konum bilgisine ihtiyacımız var. Nereye ekleneceğini söylüyoruz. Buraya diyelim ki 50 konumunu eklenecek. Beraberinde bu kartvizit gördüğünüz üzere biraz transparanlık, biraz şeffaflık var. Arka tarafı görüyorsunuz. Saydamlık var. Saydamlık değerini yazalım. Buraya şeffaf adını bir değişken oluşturup 0,3 olacak şekilde bir saydamlık değeri belirleyelim. Daha sonrasında bir de bunun arka planı var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bir beyaz arka plan belirlenmiş. Bunu istediğimiz rengi verebiliriz. O şekilde ayarlayalım. Arka plan değişkenini oluşturarak da 1-1-1 değil. Siyahı kastettim. 0-0-0 demiyorum. Çünkü 0 değerli transparan olması için kullanacağız. Devam edelim. İlk yapmamız gereken KX ve KY konumlarını almak. KX, KY konumları kartvizitin resimde konumlanacağı, hatta arkaya transparan olarak alacağı, saydamlığı oluşturacağı gösterinin bulunduğu konumlar. Kısacası kartvizitte yerleştireceğimiz konum diyebiliriz arkadaşlar. Bunu konum X, konum Y'ye de kısaltarak KX, KY olarak aldık. Daha sonrasında hemen kartvizitimizi oluşturalım. NumPy, Zeros diyelim. Zeros sıfırlar demek. Sıfırlar listesini oluşturuyoruz. Bununla beraber transparan bir resim oluşturuyoruz. Yani sıfır transparan için kullanacağım. Daha sonra 200 boyutlu, 300 genişlikli bir kartvizit resmi oluşturdum. NumPy, pozitif tam sayılar 8 bitlik programlayacak şekilde olan bir unit 8 değişkeninden oluşturdum arkadaşlar. Şimdi arka planımızı oluşturalım. Kartvizit artı arka plan diyerek burada arka planımızı yazıyoruz. Şimdi arka plan hatırladığınız üzere 1-1-1 ya da 10-10-10 gibi bir değerlikti. Biz bunu kartvizitten toplayarak 200-300 boyutunda her bir 3 değerini yani her 200-300 konumundaki 3 boyutluk listeler bu listelere dönüşüyor şu anda arkadaşlar. Ve artık yine arka planımız 200-300 boyutunda bir matrix oluyor. Şimdi devam edelim. Kişi fotoğrafımızı bizim güncellememiz gerekiyor. OpenSave kütüphanesinin yardımıyla resize diyoruz. Sonra tekrar kişi fotoğrafı diyoruz. Ve buna 100'e 100 yazıyoruz arkadaşlar. Çünkü buraya yerleştiğimiz fotoğrafı ben 100'e 100 olacak şekilde planladım kartvizitimize göre. Siz bunu isterseniz değiştirip güncelleyebilirsiniz. Daha iyi, daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi kartvizitimize artık fotoğrafımızı ekleyelim. Buraya kartvizitimizi doğru bir şekilde yazalım. Şimdi ilk başta y ekseninden yapmamız lazım.
Bu boyutu yani yukarıdan itibaren kalp başladığı resmi olan boyut kısmını burayı 50 piksel olarak aldım. Ve kalp 100 olduğu için buraya kadar gel 50, buradan devam et 150, 50 ile 150 arasında kalp yerleştir şeklinde programlayacağım, yazacağım. 50 ile 150 arasında y ekseninde bunu yerleştirdim. Daha sonra x'te bakalım. Burası 25 arkadaşlar. 25 gel, 100 git, 100'e yerleştir. 25 ile 125 arasında bunu yerleştir diyoruz. 25'ten başla 125'e 126 yazdık. Buraya kişi fotoğrafını attık. Şimdi devam edelim. Kişi fotoğrafını yerleştirdik şu anda. Hatta ya da anlaşılıyor zaten. Kişi fotoğrafını bu değerlere attık. Kişi fotoğrafını yerleştirdiğini burada yaptık. Şimdi burada çizgiler olduğunu görüyorsunuz. Çerçeve olduğunu görüyorsunuz. Çerçeve dediğimiz şey aslında şeyler arkadaşlar. Birer çizgi. Buradan, şuradan, şu noktaya, buradan bu noktaya çizilmiş çizgileri biz çerçeve diyoruz. Şimdi çerçevelerimizi oluşturalım. Çizgi demiştik ya, line ifadesiyle bu çizgileri çizdireceğim. Nereye çizdireceğim? Kartvizitin üstüne çizdireceğim. Hangi konumdan başlayacak? Söylüyorum. Sıfıra sıfır konumdan başlayacak. Buradan başlayacak arkadaşlar. Daha sonra bu nereye gidecek? Sıfıra 300 konumuna gidecek. Şimdi y ekseni burası, x ekseni burası. Tam tersi. 300'e 0 konumuna gidecek. Şimdi sol noktadan başladık. X ekseninde 300 adım attık. Y eksenine 0 adım attık. Aynı. 0 300 konumuna gidecek. Buraya diyoruz ki bir de rengini belirleyelim. Renkimiz de 0 255 0 olsun. Kalınlığımız da 2 olsun arkadaşlar. CV2 line ile bir tane daha oluşturuyorum. Kartvizit diyorum. Sıfıra sıfırdan buraya gelmiştik. Gene sıfıra sıfırdan devam edelim. Bu sefer x'imiz sıfır olurken y'miz 200 olacak. Yani şuradan şu noktaya gittim. Bu 0, 250 ve 0 ile rengimizi green yani yeşil olacak şekilde ayarladım. Kalınlığımız gene 2 olsun. CV2 line tekrar kopyalıyorum. Sıfıra sıfır değiliz de artık şu noktadayız arkadaşlar. Bu noktadan buraya çizdireceğim. Bu noktamızın karşıtı sıfıra 200'dü. Bunu alıyorum. Yapıştırıyorum. Şimdi x ekseni 300 giderken y ekseninde de 200 gideceğim. Yani tam şu noktaya gideceğim. Şu an şuradan buraya bir çizgi daha çektirdim. Şu an devam ediyorum. Bunu tekrardan aldım. Şu an hangi noktadayız? Bu noktadan bu noktaya bir çizgi daha çektireceğim ve bitireceğim. Bu noktamız koordinatları neydi? X ekseninde tamamenken 300 iken şöyle yazalım. Y ekseninde sıfırdık arkadaşlar. Ve tekrar 300-200 konumuna gidiyoruz. Şimdi bunu çizdirdik. Return kartvizit diyerek şunu düzgün yazalım. Bakalım ne oluştuğunu görelim. Hatamız var mı? Eksimiz var mı? Bunu anlayalım. Bunu görelim. Şimdi resimlerimizi dahil etmemiz lazım. Resimlerimiz burada. Bir bilgi eğitimimizin boş bir resmi var burada. Bir de bilgi eğitimimizin biyometrik fotoğrafı var. Bu ikisini dahil edeceğim arkadaşlar. Diyelim ki foto diyelim burada. CV2 resim okuma image read ile çağırıyorum. Bin nokta JPEG kişi fotoğrafında da gene CV2 image read ile çağırıyorum. Neydi? Kişi nokta JPEG olması lazım. Daha sonra buraya diyorum ki kart vizit manyasına gelen kartı kullanıyorum. Kart vizit oluştur. Çağırıyorum arkadaşlar. Ha bir de bilgileri oluşturalım. Bilgilerimiz neler? Bilgiler diyelim. Rastgele değerler yazın ya da direkt bilgi yazalım. İşte ne mesleği CEO olsun. Telefon numarası artı 9123 bir şey olsun. Yaşadığı ülke Amerika olsun. Yaşadığı eyalette Texas olsun. Örnek veriyorum. Şimdi buraya bu değerleri vermemiz lazım. İlk olarak fotoğrafımızı veriyoruz. Hangi fotoğrafımız işlenecek? Daha sonra kişi fotoğrafımızı veriyoruz. Biyometrik fotoğrafımızı. Bir de bilgilerimizi veriyoruz arkadaşlar. Geri kalan değerlerimiz varsayım olarak mevcut. Oradan devam edecektir. Şimdi gelelim buraya. plt.show diyoruz. Kartımızı koyduk. plt.show diye ekranımda göstereceğim. Bunları da tekrardan RGB bir formata dönüştürmedim. BJ olarak ekranda gözükecektir. Yani blue ile red değerleri biraz karışacak. Değiştirmemizin sebebi aslında bizim bu resim konumlar oturmuş mu oturmamış mı? Kenarlarımız tamam oturup oturmadığını kontrol etmek. Devam edelim bakalım. Bir hatamız, bir eksiğimiz yoksa programımız düzgün bir şekilde çalışacaktır.
Evet, şu an geliyor. İlk başta çalıştırırken dahil etmemiz gerekiyor. Kütüphaneye dahil etmek de biraz zor. Şu an geldi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Bill Gates fotoğrafı gayet güzel bir şekilde oturmuş. Köşelerimiz de çok güzel bir şekilde oturduğunu görüyoruz. Yalnız ben şuradan şuraya inen çizgide buradan buraya giden çizginin kalınlığını 3'e çıkartmak istiyorum. Daha güzel bir görüntü elde edebilmek için. Konumumuz 0, y, x ekseninin 200 iken, y ekseninde 0, x ekseninde y eksenimiz 200 iken, x ekseninde 0, 320'ye giden bunun kalınlığını 3'e çıkarttım. Yine 320'ye giden de 3'e çıkarttım. Tekrar çalıştırdım. Gördüğünüz üzere çok da güzel bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Bunları kapatalım şimdi. Kart dizimizi oluşturduk. Şu an yapmamız gereken bilgilerimizi yazmak artık. Bilgilerimizi yazmalıyız. Buraya gelelim. For diyelim. Bilgiler listesinin içine tek tek hepsini okuyacağım. Ancak bizim indeks numarasına ihtiyacımız olduğu için i yazıyorum. Ve indeks numarayla beraber bilgiyi dönen fonksiyonumuzu enu numerate fonksiyonumuzu burada bildiriyorum. Tek tek bilgilerimizi indeks numarasıyla beraber bize dönecek. Bu indeks numarası y eksenindeki koordinat noktamızı belirtirken kullanacağız. Bir arttırmış halini şu aralarındaki mesafeyle çarparak tam y noktasındaki koordinat noktamızı belirleyeceğiz. Şimdi devam edelim. İlk yapmamız gereken şey x koordinat noktamızı belirlemek. X başta diyorum. X'teki başlangıç noktamızı arkadaşlar ben 150 olarak belirledim. Yani tam ortadan yazmaya başlayacak. Tam olarak şuradan. X başlangıç noktamız 150. Y başlangıç noktamızı da şöyle yazalım. Bir tane S değişkeni oluşturacağız arkadaşlar. S değişkeni de nedir? Aslında çok basit. I artı 1'dir. I 0 verirsek bu tabana dayanır. I 1 verirsek de mevcut konumuzdan başlamaya başlar. S diyoruz. Çarpı 35 diyoruz arkadaşlar. 35 ne? Bu ikisi arasındaki mesafe. Bunu da ben belirledim. Bunu isterseniz siz değiştirir, mesafeleri arttırıp azaltabilirsiniz. Ama şu an nizami ve bize oturmasından dolayı ben 35 kullanıyorum. 200 piksellik y ekseni boyutumuzda y'de aralıklar 5 bilgi için 35 olmamız güzeldir. Bir sonraki videoda daha detaylı bir şekilde kart vizit fonksiyonumuzu inceleyeceğiz. Orada değişebilir. Kendisi bir denklem oluşturduk. O denkleme göre aralık mesafeyi hesaplayacak. Şimdi devam edelim. Bir sonraki kontrol etmemiz gereken şey ise bilgilerin boyutu. Burada bir karakter sınırımız var. Burada 100-200 karakter bir yazı olursa bu yazı buradan uçar gider. Gider böyle kötü bir görüntü olur. Ben 13 karakter sınırını belirledim. 13 tane karakterlik bilgi girebiliyorsunuz. Daha fazlasını girersiniz. Sonra bir tane nokta ekleyelim. Şimdi ilk başta yazalım. Buraya boy diyelim. Len diyelim. Bilginin boyutunu alıyorum arkadaşlar. If diyorum. If bloğu koyuyorum. Eğer boyumuz 13'ten büyükse sen gel bilginin ilk 12 karakterini al. Yani ilk 13 karakterini alacağız. İlk 10 indeksini al dedik. Daha sonra diyorum ki bilginin sonuncu karakterine bir tane nokta ekle. Biz şey yaptık manasında söylüyoruz bunu. Küçülttük, kısalttık manasında bir tane nokta ekledik. Else diyelim. Eğer değilse bazen arkadaşlar bizim 13 karakter boşluğumuz var ya. Bize 1-2 karakterlik bilgi verebilirler. Biz bu durumda sağdan ve soldan boşluklar koyup bu resmimizi ortalamamız lazım. Resim derken bilgimiz, yazımızı ortalamamız lazım. Burada Amerika'ya dikkat edecek olursanız ortada olduğu bellidir. N'nin üstünde ve K'nin üstünde birer boşluk var. Bizim bunu aynı şekilde ortalamamız lazım. Bu ortalamak için ekle yani kaç tane boşluk karakter eklenecek ona bakıyoruz. Maksimum karakter boyutumuz 13'tü. Eksi boy diyoruz. Daha sonra sağ ve sola kaçar tane eklenecek ona bakıyoruz. Eklenin yarısını almamız aslında burada yeterlidir arkadaşlar. Tabii integer tipinde almamız lazım. Sağ ve sola kaç tane ekleneceğini burada hesapladık. Daha sonra bunu ekliyoruz. Yeni bildiğimiz şöyle. Boşluk ekle dedik. Çarpı ekle kadar. Artı bilgimiz. Artı tekrar boşluk. Pardon şöyle. Tekrar boşluk ekle. Bu da yine eklemimizin adedi kadar ekliyoruz. Şimdi tüm bilgilerimizi düzenledik. Boşlukları ayarladık. Fazlaysa küçülttük. Ayarladık. Tek yapmamız gereken artık bilgiyi ekrana yazdırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de ekrana yazı yazmamızı sağlayan Pathpex fonksiyonumuzu kullanacağız. Yine OpenCV'den yardım alacağız. Pathpex diyoruz. Bunu nereye koyacağız? Hangi dosyaya yazacağız? Kart vizitimizin üzerine yazacağız. Daha sonra hangi
değeri yazacağız, hangi karakteri yazacağız, hangi karakter ismini yazacağız, bunu söylüyoruz. Burayı bildiriyoruz, string ifadedir. Bunu yazdıktan sonra hangi konumu yazacağız? Bunu hesaplamıştık en başta. Şurada hesaplamıştık. Diyelim ki x başta konumuna yaz ve y başta konumuna yaz. Daha sonra font tipini bizim söylememiz gerekiyor. CV2'nin altında font diyelim. Her şey simplex'i kullanalım. Daha sonra bizim yazı boyutumuzu söylüyoruz arkadaşlar. 0.5. 0.5 piksel boyutunda olmasını istedik. Bir de 255, 255, 255 yazı rengimizi burada söylüyoruz. Şimdi kart vizitimizi yazdık hepsini tek tek. Bir de tekrar bakalım şu an ekranda ne göreceğiz. Bir hata yapmadıysak artık yazılımımızın da ekrana gelmesi gerekiyor. Gördüğünüz üzere geldi arkadaşlar. Burada build'de bir hata olmamış ama hesaplama yanlışı olmuş. CEO ile aynı olması lazım. Numaramız doğru, şey de doğru olmuş. Bunun da büyük ihtimalle 13 verdiğimizden dolayı 14 karakter versek tam olarak oturacaktır. Şu an bunu düzeltmenin lüzumu yok. Mesela buraya Bill Gates yazarsam zaten bu kendisi güzelce oturacaktır. Okey diyelim. Gördüğünüz gibi şu an karakter dizimizi gayet güzel bir şekilde kart vizitimizi ve yazılarımızı güzel bir şekilde oturttuk arkadaşlar. Burada başlangıç konumumuz 150'den başlıyor. X başta tamamdır. Şeyi gayet güzel bir şekilde oturtturduk. Kart vizitimizi güzel bir şekilde yazdık. Şuna gelelim tekrardan. Gördüğünüz üzere. Şimdi yapmamız gereken şey kart vizitimizin transparanlığını yapmak. Arka plan şeffaflık değeri belirlemiştik ya. O şeffaflık değerini kullanarak kart vizitimizin arka planını belirlemek. Şimdi devam edelim. Return'u gene aşağıya alacağım. Ben kart vizitimizin transparanlığını uygulanacağı bölgeyi kesmem lazım. Oradaki piksellerini almam lazım. Bu yüzden kesim manasına gelen bir değişken oluşturuyorum. Bu kesimlerden keseceğim. Fotoğraftan keseceğim arkadaşlar. Fotoğrafı aldım. Kaç ile kaç arasında keseceğim? KY'nin başladığı noktadan itibaren KY artı 200. Çünkü Y uzunluğumuz bizim yüksekliğimiz 200'dü. KX'ten itibaren KX artı 300 noktasına kesip bunu asıl orijinal resme zarar vermek için copy diyorum. Şimdi bu noktayı kestik. Daha sonra tekrar kesim diyorum. Artık şeffaflık değerlerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi arka planın ne kadar gözükmesini istediği şeffaf değeriyle biz söylediğimiz için kesim çarpı şeffaf diyoruz. Bunu toparlıyoruz. Arka plan ile. Sonra tek karar 1 eksi şeffaf ile çarparak bunu toparlıyoruz. Yani şu an yaptığımız şey burada. Bunu biraz da şu aralarını açalım. Daha net gözüksün. Kestiğimiz fotoğraf bölgesine atıyorum. %30'unu al. Arka planını da %70'ini al şeklinde bir yeni bir arka plan oluşturduk. Transparan konu burada yazmıştık. Buna göre rengimizi daha ön plana ya da daha arka plana atacaktır. Şimdi bunu oluşturduk. Biz ne demiştik? Zeros oluşturmak. Değil mi? Sıfır değerleri transparanlığı kastediyor demiştik. Ve transparanlığı kasteden sıfır değerini artık değiştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden kart vizit değişkenimiz, kart vizit matriximizi tekrar alıyoruz. Buraya ne diyeceğiz? Kart vizitin sıfır olduğu noktaları kesimin kart vizitteki sıfır olan noktaları ile değiştir. Yani kart vizitte neresi sıfırsa onu kesimden koy diyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar çalıştıralım. Görelim. Gördüğünüz üzere artık arka planımız güncellenmiş oldu ve bunu artık şeye dönüştürmesi vakti geldi. Renk de önemli. Convert color'ımı çağırıyorum. Kartımı veriyorum. CV2 nokta color iyice artı RGB tayin ediyorum. Çalıştırın tekrardan. Gördüğünüz üzere artık arka planım güzel bir şekilde oturmuş. Şimdi kart vizitini oluşturdum. Arka plan transparanlığını ayarladım. Güzelce profil fotoğrafımızı ekledik. Bilgilerimizi yazdırdık. Bu kart viziti artık ekrana eklememizin vakti geldi. Şurada gördüğünüz gibi. Ben buraya diyorum ki konum diyorum. Hangi konuma yerleşecekse onu söylüyorum. Konum bilgimizi kendimiz vereceğiz artık. %100 konuma yerleşsin atıyorum. Sonra XY diyelim ve bunu konumdan çeksin. Hangi konum yerleşecekse XY'den çeksin arkadaşlar. Ben buraya kart vizitimi oluşturmuştum. Sonra diyorum ki fotoğrafta Y'den başla Y artı 200. X'ten başla X artı 300
kadar git ve bu kartviziti oraya koş şeklinde söylüyorum. Ancak bunu şöyle yapabilirsiniz. Wait ve hash diyebilirsiniz ya da hash ve wait diyelim. Kart nokta shape diyelim. Ve bunun ilk iki değerini alalım. Eğer siz boyutlarını değiştirirseniz bu kod bloğunu alttaki kısmı hiç değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. X'in weight'i kadar büyüsün. Bu da Y'nin haşı kadar yürüsün. Şimdi bunu yaptığım zaman fotoğrafı ekrana koyalım. Kart bizim istediğimiz konuma yerleştiğini göreceğiz. Evet, şu an kart bizimiz istediğimiz konuma yerleştiğini gördük ama transparanlığı yanlış aldığını görüyoruz. Yani yanlış piksellerden kesmiş. Bunun sebebi de aslında çok basit. Biz burada konumu söylemedik arkadaşlar. Konum diyelim. Konum da konuma eşit diyelim. Tekrar çalıştırdığımızda kart bizim istediğimiz konuma çok güzel oturduğunu görüyoruz. Buraya x eksenini 200'e 100'e otursun diye örnek veriyorum. Ve biraz daha kenara gittiğini görüyoruz. X eksenini şöyle 300 350'ye atıyorum. 450 yazdık oraya. 350'ye 200 koma otursun arkadaşlar. Çalıştıralım. Şöyle güzel bir şekilde kart bizim oturduğunu gördük. Bu derste bu kadar diyelim arkadaşlar. Diğer dersimizde kart bizde oluştur fonksiyonumuzu daha detaylı bir şekilde ben daha kompleks bir şekilde yazdım. Diğerlikleri daha kompleks, daha güncel bir şekilde hallettim. Onu inceleyeceğiz. Nasıl kullanıldığına bakacağız ve kolaylıkla artık projenize dahil edip istediğiniz projede kart bizde oluşturabilir olacaksınız. Bildiğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.